tartıyla doğan prematüre bebekte ilk günlerde solunum sıkıntısı tedavi düzelttikten sonra postnatal 5. günde mama ile beslenirken gastrik rezidüel volüm artıyor. Batın distansiyonu gelişiyor. Spontan dışılaması duruyor. Allah Allah. Kesin tanısı aşağıdakilerin hangisidir? Pardon, kesin tanısı hangisi kullanılmaz? Çok özür dilerim. Çok güzel bir soru bu. Aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? Bu çocuk ne olmuş? Prematüre doğmuş. Düşük doğum ağırlığı var. Beslenmeye başladığı zaman, enteral beslenmeye başladığı zaman, 5. günde mamayla beslenmeye başladığı zaman gastrik volümü artıyor. Burada bağırsak perfüzyonunun azlığından dolayı prematüriteye bağlı bir bağırsak fonksiyonlarında enteral beslenmeyle erken başladığımız enteral beslenmeyle karşılaştığı zaman bu hastada bir ani batın distansiyonu, dışkılamada durma veya gaytada gizli kan veyahut da kusma, safralı kusma karşınıza çıkabiliyor. Aynen öyle. Nek. Doğru söylediniz. Bu hastada direkt grafik kullanabiliriz. Dışkıda gizli kan kullanabiliriz. Kültürde de oradaki pasajı kapattığımız için, dışkılama olmadığı için bakteriyel enfeksiyon birikimi artabilir. Kan gazlarında kötüleşme olabilir ama baryumlu pasaj grafisi dediğiniz gibi yapamayız. Yani çocuğa baryum bastığımız zaman oradaki zaten tıkanıklığı açmak için basamayız onu. Oradaki tıkanıklığı Laman mantığıyla çözemeyiz. İyice oradaki tıkanıklık patlar ve bazen perforasyona sebep olabilir. Hatta baryumlu grafi. Derslerimizde de bunu bu şekilde anlatmıştım. Tanıyı hemşire koyuyor arkadaşlar. Hemşire arkadaşım bana diyor ki hocam buranın ağzından burnundan gelenleri oluyor artık. Nazogastrik sondayla veya orogastrik sondayla beslerken artık gelenleri artıyor. Batın şişliği oldu. Birazcık dolaşım bozuldu. Bu kusmaları aynı zamanda yeşil renkte, ıspanak renginde. Bazen böyle kakada kan gibi şeyler de görmeye başladım. Hatta böyle kutisleri çıktı. Çocuğun biraz dolaşım bozuldu. Ve sanki böyle sık sık solunum duruyor ve bradikarda eşlik ediyor gibi, yani apnesi oluyor gibi diye anlatırsa bu çocuk nektir arkadaşlar. Çok da fazla başka bir seçeneğimiz yok. İlk yapacağımız şey hemen çocuğu dik tutup da ayak direkt batın grafisi çektirmek. En erken göreceğiniz şey genişlemiş bağırsak ansları. Burada gayta çıkışı olsa dahi bunu görebilirsiniz. Bağırsak ansları genişlemeye başlar. Pneumatosis intestinalis, patognomonik 3 yıldız zaten çıkmış tuz sorusuydu. Daha önceden de bunu söylemiştim. Pneumophile bitis de çıkmış tuz sorusu. Bu da portal sisteme hava geçişi, yani artık bu vakanın çok geç kalındığına, bir perforasyon olduğuna delalettir. Trombositopeni başlayabilir, nötropeni başlayabilir ve